Ekranda aorta doğru kasılan sol karıncığı görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? LV yazan sol karıncık. Kırmızı okla işaretlediğimiz ise aort kapağı. Aort kapağının açılması gerektiği kadar açılmadığını burada görüyorsunuz, değil mi? Aort stenozu ya da darlığı denilen rahatsızlık işte tam olarak budur. Aort stenozunu kısaca tanımlamamı isterseniz Aort kapağının daralması sonucu kan akışının engellenmesi diyebilirim. Sol karıncığı LV olarak işaretliyorum. Bu da aort. Kan sol karıncıktan aort kapağına gelir. Buradan geçerek aorta doğru ilerler ve buradan da vücuda dağılır. Kan akışının nasıl tamamlandığını da hemen not edeyim. Kan akciğerlerde oksijenlendikten sonra sol kulakçığa gelir. Mitral kapaktan geçerek sol karıncağa ulaşır, kalpten aort aracılığı ile ayrılır ve vücuda ihtiyacı olan oksijeni taşır. Kan, örneğin aort darlığı sebebiyle sol karıncıktan aorta ulaşamazsa, kanın bir kısmı sol karıncağı geri teper ve bu da kalbin vücuda ihtiyacı olan oksijeni ulaştıramamasıyla, yani dokuların oksijensiz kalmasıyla sonuçlanır. Size aort da e, darlığına sebep olabilecek şeylerden şimdi bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Öncelikle bir küspit aort kapağından bahsedeyim. Bir küspit aort kapağı. Bu doğuştan gelen bir rahatsızlıktır ve aort kapağının sadece iki yaprakçığı olması anlamına gelir. Bir çizim üzerinden anlatırsam anlaması daha kolay olabilir. Bakın, aort kapağının normalde 3 yaprakçığı vardır. Tamam mı? 1, 2 ve 3. Nüfusun bir kısmında az önce de söylediğim gibi doğuştan gelen bir rahatsızlık görülür ve bu kişilerin aort kapakları bir küspittir. Yani iki adet yaprakçıkları vardır. Bir küspit aort kapağının daralmaya daha yatkın olmasının sebebi üç yaprakçığın görevinin iki yaprakçık tarafından üstlenilmiş olması ve bu yaprakçıkların zaman içerisinde hasar görmesi, kireçlenme ve sertleşme olasılığının daha fazla olmasıdır. Evet, bu yüzden bir küspit aort kapağı çok daha erken yaşlarda sertleşip daralabilir arkadaşlar. Aort daralmasının nedenlerinden bir diğeri de yaşa bağlı olan kireçlenmedir. Yaşımız ilerledikçe aort kapağı kireçlenir, sertleşir ve bu yüzden de bu kapak eski işlevini yerine getirememeye başlar. Aort kapağının kireçlenmesiyle alakalı risk faktörleri, koroner damar hastalıklarının risk faktörleriyle çok benzer özellikler gösterir. Bu yüzden buradaki risk faktörlerini de sigara kullanımı, yüksek tansiyon yani hipertansiyon, e, hiperlipidemi yani yüksek kolesterol ve diyabet olarak sıralayabiliriz. Aort darlığının bir diğer sebebi, romatizmal ateş de olabilir. Bu hastalık genelde mitral kapağı daha çok etkiler ama romatizmal ateşin ve romatizmal kalp hastalığının ilerleyişi aort kapağını da etkileyebilmektedir. Aort darlığının işaret ve belirtilerini SAD, SAD kısaltması ile kolayca aklınızda tutabilirsiniz. SAD'nin S'si senkop yani ba bayılma oluyor senkop. A'sı anjina yani bir çeşit göğüs ağrısı ve D'si de e, dispne arkadaşlar. Dispne yani nefes darlığıdır. Buna ek olarak pulsus parvus et tardus içinde gözlemlerimizi e, yapmamız ve bunun içinde gözlerimizi dört açmamız gerekir. Bu latince terim pulsus parvus et tardus nabzın zayıf olması ve geç gelmesi anlamına gelir. Parvus küçük, tardus ise geç ya da yavaş anlamına geliyor. Bu Zayıf ve yavaş nabzın sebebi aort kapağındaki daralmaya maruz kalan kandır. Örneğin aort stenozu olan birinin nabzı alındığında basınç olması gerektiği şekilde artamaz. Olması gerektiği gibi artamaz basınç. Listeye sol ventrikül hipertrofisini de eklemek istiyorum. Kısaca SVH diyelim. Ki buradaki ventrikül karıncık demek. Hatırlatmış olayım. Bunun için fiziksel muayene sırasında PMI, PMI ya da da denen maksimal impuls noktası elle muayene edilebilir. Bu da normalde mit klaviküler hatta 5. interkostal aralıktadır. Ve steteskopla dinlenirken mitral alanı dinlemeye benzer. Yani bunu steteskopla dinlerken daha doğrusu doktor mitral alanı dinliyormuş gibi sanki. Tamam mı? Sol ventrikül e, hipertrofisi olan hastalarda PMI sternuma yani göğüs kemiğine doğru ilerler. Bu da kasın kalınlaşması yani sol ventrikül hipertrofisine işarettir. Aort darlığında görebileceğimiz belirtilerden bir diğeri MAHA. M -A -H -A. Yani mikroanjiyopatik hemolitik anemidir. Bu da daralan kapaktan geçen kırmızı kan hücrelerinin yırtılması sonucu anemi oluşması anlamına gelir. Son olarak bir de sistolik ejeksiyon üfürümünü eklemek istiyorum. Sistolik ejeksiyon üfürümü. Bu üfürüm en iyi şekilde aort alanında ya da sağ üst sternal sınırda duyulur ve kapak açılırken gelen dışarı atılma sesi üfürüme her zaman eşlik etmez. Anjinadan da kısaca bahsedeyim. Anjina, iskemi yani oksijen eksikliği sonucu ortaya çıkan göğüs ağrısıdır. Aort darlığı olan bir hastanın anjinasının olmasının iki temel sebebi vardır. Bu hastanın ya koroner damar hastalığı ya da sol ventrikül hipertrofisi Geçmişi vardır. Koroner damar hastalığını açıklamak için bir damar resmi çizeceğim. Bu koroner yani kalbe kan getiren damarlardan biri olacak. Kısaca KAD diyelim. Turuncuyla da lümene yani kanın geçtiği alana doğru çıkıntı yapmış bir plak tabakası çiziyorum. Bu plak damarın yüzde 65'ini kaplamışsa Duruma bir de aort darlığı eklendiğinde 65'lik bu daralma 75'lik bir daralma olarak hissedilebilir. Bu da göğüste hissedilen ağrının artmasına sebep olur. Sol ventrikül hipertrofisi yani e, kalbindeki kas dokusu artmış olan birinde ise kas kütlesi artmış ve bu dokunun ihtiyacı olan oksijen miktarı da otomatik olarak onunla birlikte ne yapmıştır? Artmıştır. Oksijen ihtiyacı artmışsa ve aort darlığı yüzünden bu ihtiyaç karşılanamazsa göğüste ağrı hissedilir. Şimdi de aort darlığının karşıtı olan aort e, regürjitasyonundan bahsetmek istiyorum. Regürjitasyon. Burada da yine sol karıncığı ve aortu görüyoruz. Kırmızı okla kan akışının e, regürjitasyonunu yani geri dönmesini işaretledim. Kapağın bir kısmının sol karıncağı geri tepen kan ile beraber içeriye doğru sarktığını görebiliyorsunuz değil mi? Evet, aort regürjitasyonu budur. Bunu da sarkan aort kapağı olarak özetleyebilirim. Çizim üzerinde sol karıncığı LV, sol kulakçığı LA ve aortu da aort olarak işaretliyorum. Az önce de söylediğim gibi kan aort yardımı ile kalbi terk edip vücuda kan taşır, öyle değil mi? Aort regürjitasyonunda ise kalp gevşeme anındayken ve kulakçıklardan gelen kanla dolarken aort kapağından da bir miktar kan geri tepip sol karıncağa dolacaktır. Normal olarak yani aort kapağının işlevini yerine getirdiği durumlarda kanın aorttan sol karıncağa geri dönmemesi gerekir. Ve kan akışı normalde sol kulakçıktan sol karıncağa doğrudur. Buradan da aort kapağından geçerek aort yardımıyla vücuda dağılır. Aort regürjitasyonunda ise bir miktar kan aorttan sol karıncaya geri geliyor. Peki bunun nedenleri nedir? Bunun ortaya çıkmasına sebep olan durumlardan biri aort anilüsünün genişlemesi ya da e, anevrizmal değişimidir. Anevrizmanın kan damarının balon gibi şişmesi ya da dışarı doğru çıkıntı yapması olduğunu biliyoruz. Anülüs olarak bahsettiğim şey ise aort kapağını sarmalayan fibröz dokudur kapak alanı genişlediğinde kapak da kapanması gerektiği gibi kapanamaz buna sebep olan rahatsızlıklar da tersiyer sifiliz olabilir ya da bağ doku rahatsızlıklarına sebep olan kolajenle yani damarlara yapısal destek sağlayan bir bağ dokusu proteini ile alakalı olan marfan ve ehlers-danlos sendromları olabilir aort regürjitasyonuna sebep olan durumlardan bir diğeri endokardittir Aort kapağı herhangi bir sebeple enfekte olursa, kapak üzerinde etkin hale gelecek bakteri ve trombositler kapağın kapanmasına engel olabilir. Son olarak buraya da romatizmal ateşi yazıyorum. Bunun genellikle mitral kapağı etkilediğini az önce söyledim ama aort kapağını etkileyebileceğini de biliyoruz. Sırada bazı işaret ve belirtiler var. Hastalar kendilerini yorgun hissedebilir. Bunun sebebi de aorta pompalanan kanın hepsinin aortta kalmayarak sol karıncaya geri gelmesi aynı sebeplerden dolayı senkopta sıklıkla rastlanan belirtilerden biri yani bayılma nefes darlığı ve çarpıntıyı da ekliyorum listeye fiziksel muayene ya da tansiyon ölçümü sırasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalardan biri geniş nabız basıncıdır nabız basıncını tanımlamam gerekirse bu sistolik kan basıncı yani skb ve diastolik kan basıncı yani dkb arasındaki farktır Burada da bir çizim yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bakın bu aort. Aort kapağını da açık olarak çiziyorum. Kan buradan geçtiğinde sistolik basınç yaklaşık olarak 120 mm civa olacaktır. Bu kalpten pompalanan kanın basıncıdır. Kalp gevşeyip de kapak kapanınca aortun kapanan kapak üzerindeki elastik geri tepmesi sonucu sistemin basıncı oldukça yüksek kalır. Yaklaşık olarak 80 mm civalık bir basınçtan bahsediyorum. Yani normal bir durumda sistolik kan basıncıyla diastolik kan basıncı sırasıyla yaklaşık olarak 120 ile 80 mm cıva olacaktır. Şimdi aort regürjitasyonu olduğunda kanın bir kısmı kalbe geri geleceği için normal basınç 80 mm cıvada kalamaz. Bunun aort e, aortun kapanan kapak üzerindeki elastik geri tepmesi sonucu ortaya çıktığını biliyoruz. Okunan basınç yaklaşık olarak 50 mm civa olacaktır. Neden? Kanın bir kısmı aort kapağından kalbe geri dönüyordu ondan. Ek olarak sol karıncaya daha çok kan geldiği için kalbin ön yükü artacak ve Frank Sterling e, yasasına ya da Frank Sterling eğrisine bağlı olarak da kalbin ön yükü artınca kalp tüm bu kanı pompalayabilmek için daha şiddetli kasılacağı için sistolik kan basıncı da artacaktır kalbin ön yükü arttığında sistolik kan basıncı da 120 yerine mesela 140 mm civaya çıkacaktır. Bu da basıncın 120-80'den 140-50'ye değişmesi anlamına gelir ve nabız basıncı da artmış olur. Fiziksel muayenede karşılaşabilecek bulgulardan bir diğeri sol karıncık dilatasyonudur. Dilatasyon ve bu farklı şekillerde tespit edilebilir. Ekokardiyogramda görülebilir ya da ek bir kalp sesi olan ve hacim yüklenmesine işaret eden S3 duyulabilir. Kalp aorttan geri gelen kan sebebiyle normalden fazla hacimle karşı karşıyadır. Bu maksimal impulsun yerini de değiştirebilir. Sol ventrikül e, hipertrofisinden bahsederken maksimal impulsun sternuma doğru yer değiştirdiğini söylemiştim. Ama kalbin hacim yüklenmesiyle karşı karşıya olduğu durumda maksimal impuls lateral olarak ve muhtemelen düşük bir seviyede yer değiştirir. Aort regürjitasyonu, steteskop ile yapılan muayenede sol sternal sınırda erken diastolik üfürüm olarak da duyulacaktır.